Selam gençler Kimya Adası'tasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda sıvı çözeltilerde 5. bölümü sizlere anlatmak istiyorum. Peki içeriğimizde ne var? 4. derste hatırlarsanız modaliteyi vermiştim ve eksik olan kısımları bu ders anlatacağımı söylemiştim. Yani değiştirme ve seyreltme, özellikle çözeltilerin karıştırılması kısmı ve de bizim bir kitabımız var biliyorsunuz ki Oradan da arkadaşlar pekiştirici sorular çözerek konuyu iyice anlamanızı istiyorum. Umarım güzel, faydalı, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Seyretme ve diriştirme ile başlayalım arkadaşlar. Eğer bir çözeltiye su ilavesi yapılırsa çözelti ne olur arkadaşlar bu durumda? Seyrelir değil mi? Evet seyrelir. Çünkü hacim artar birim acında çözünen miktar azalır. Bu durum arkadaşlar derişimin ifadesidir. Yani derişim bu durumda ne olur? Azalır diyebiliyoruz. Peki bir çözeltiden su buharlaştırılırsa ama bakın çökme olmadan su çözeltimiz var. Çözücü uçuyor gidiyor. O zaman ne olur? Çözeltimiz daha delişik olur. Mesela tuzlu su düşünelim. Suyu buharlaşırsa tuzu daha böyle daha fazla hissederiz içtiğimiz zaman. Dolayısıyla arkadaşlar ne olur? Delişimimiz artar diyebiliriz. Tabi burada çökme olmadan ifadesi çok önemli. Değil mi? Çökme olursa zaten derişim değişmez. Peki burada arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi bizim arkadaşlar bakın çöz Çözünen, bakın M eşittir N bölü V formülümüz vardı. Neydi N'imiz? Çözünenin molü ve çözelti hacmi diye düşündüğümüz zaman ne oluyor? Su buharlaşıyor veya su gidiyor. Yani çözünenin molünde bir değişiklik olmuyor. Zaten molümüz neydi? Mol zaten bakın işler dışlardan mol M çarpı V ifadesi. Dolayısıyla e, yani derişim ve hacim değişirken molümüzün değişmemesi lazım. O zaman burada böyle bir formül üretebiliriz. Nasıl ki? M1 çarpı V1 eşittir m2 çarpı V2. Yani birinci durumdaki derişim ve hacmin çarpımıyla ikinci durumdaki derişim ve hacmin çarpımının eşit olması lazım. Çünkü moller arkadaşlar eşittir diye düşünebiliriz. Çünkü mol değişmiyor. Çözünen maddenin mol değişmediği için böyle bir formülü buradan ifade edebiliriz. Hemen sorular yapalım isterseniz daha iyi algılamak için. Elimde ne var? Hidroklorik çözel, asit çözeltisi var. Bunun derişiminin 4 molar ve 100 mililitre olduğunu söylemiş. Buna 300 mililitre saf su ilavesi yapıldığında çözeltinin derişimi ne olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar Bakın e, HCl ile alakalı Bakın birinci durumdaki Baktığınız zaman smookta 4 mol Almış derişimimiz ve çözeltinin Hacmi de 100 mililitreymiş Evet bunu böyle düşündük. İkinci durumda ne yapmışız Arkadaşlar 300 mililitre su ilavesi yapmışız O zaman 100 artı 300 de geldi O zaman çözeltinin hacmi ne oldu Bu durumda 400 mililitre Olmuş oldu ve bizim buradaki Derişimimiz ne olur? Bakın su ilavesi Yaptıkken yani çözeltimizin e, Seyreldiğini söyleyebiliriz. Peki ne olacak Arkadaşlar. Yeni formülümüz M1 V1 eşittir M2 V2 diye yazabiliriz. Peki arkadaşlar 0.4 çarpı. Şimdi burada V'lerin birimi önemlidir aslında. Bak ama şöyle önemli. Bu mililitre ise bu da mililitredir. Bu litre ise bu da litredir. Yani eğer size mol ilavesi yapmıyorsak eğer kat olarak direkt bunu mililitre mililitre alabilirsiniz sıkıntı yok o zaman arkadaşlar ne olur e, 0.4 çarpı 100 bakın eşittir m2 çarpı ki bize bunu soruyor e, hacimde 400 bakın e, ne olmuş oluyor bu durumda derişim otomatikmen 4 ile düşer çünkü hacim arkadaşlar 4 katına çıktığı için elimizde 0.1 molarlık ağırlık HCl çözeltisi olmuş oluyor diye düşünebilirsiniz bir soru daha yapalım şimdi bununla alakalı Aysel öz kütlesini 4 gram bölü mililitre olan kütlece %49'luk 500 mililitre sülfikat çözeltisi hazırlamış ve bu hazırladığı çözeltinin hacmi 4 katına çıkınca kadar saf su eklemiş ve H artı derişiminin ne olduğunu bize sormuşlar arkadaşlar. Nasıl yapacağız şimdi burada arkadaşlar? Şimdi burada öncelikle bizim çözeltinin başlangıç derişimini bulmamız lazım. Peki nasıl bulacağız? Çözeltinin yoğunluğunu vermiş, yüzdesini vermiş arkadaşlar. E, çözeltinin zaten çözünen çözülen maddenin eması da belli görüyorsunuz ki. Neydi bizim formülümüz? Ya başlangıç derişimimiz ne olur? M1 eşittir. Neydi arkadaşlar? Denizde yüzen 10 maymun diye yazabilir miyiz? Bence yazarız. Başlangıç arkadaşlar ne olmuş? Smog'a 4'müş dirişimimiz. %49'muş. Evet. Formülden gelen 10 var. MA. Sülfürik asitin MA'sı 2 çarpı hidrojen 1 artı. Kükürt 32 artı. 4 çarpı 16'dan. Buradan arkadaşlar 98 geliyor. Tabii ki. Bunu böyle yazabiliriz. Bak buradan 2 gelir. 1 gelir. İşte burası 0.2 gelir. O zaman bakın arkadaşlar. Başlangıçın, başlangıç derişimimizin 2 molar sülfürik asit olduğunu biz burada hemen görebiliriz. Ama bize bakın. H artı ile alakalı bir şey sormuş. Pekala ama önce şöyle hiçbir şey yapalım. Biz hacmi 4 katına artırmışız. Yani bu çözelti var. Evet. Hacmi bu durumda 500 mililitreymiş arkadaşlar. E, su ilavesi yaparak hacim otomatikmen ne olmuş? Yani 150 mililitre su, e, 1500 mililitre su ilavesi yapmışız demek ki. Hacim arkadaşlar 2000 mililitre olmuş. O zaman derişim ne olur? Neydi olayımız? M1 V1 eşittir M2, V2 şeklinde biz bunu yazabiliriz. Peki başlangıç derişimimiz sülfürik asit için 2 idi. Hacim 500 mililitreydi arkadaşlar. Son durumdaki derişimimiz ne olur? Hacim 2000 mililitre olduğunda. Bakın ne olur? 1'e 4. O zaman derişimimiz bu durumda 0.5 modele gelir mi? Ama bak bu kimin derişimi bu? direkt sülfürik asitin derişimi. Bize haşartiyonların derişimini sormuş. Geçen derste iyon derişimini anlatmıştım. Ne yapıyoruz? Sülfürik asiti hemen arkadaşlar açıyoruz. Nasıl açacağız? 2 tane H artı artı sülfat eksi 2 şeklinde biz bunu açarız. Peki ne kadarmış derişimiz? 0.5 molar. Ama bu sülfürik asit. Bak 1'e karşılık 0.5 ise 2'ye karşılık ne olur? 1 molar olur. İşte bu şekilde söyleriz. Sülfatı sormuş olsaydı bu da 0.5 molardı. Toplamı sormuş olsaydı 1 artı 0.5'ten 1.5 molar iyon var derdik. Bize H artı sorduğuna göre buradan bunu Söyleyebiliriz Arkadaşlar Evet Şimdi Arkadaşlar Bir Notumuz Var Bu Not Önemlidir Ne Yapıyoruz Şimdi Elimde Dibinde Katısıyla dengede Olan Çözeltiler Ki Biz Bu çözeltilere Ne Deriz Arkadaşlar Hemen Doygun Çözelti Deriz Yani Çözebileceğini Çözmüş Çözemediğini Dibine e, e, Biriktirmiş Diyelim Arkadaşlar Şimdi Ben Buna ee, ne yapalım Su ilavesi yapacakmışım ama dipteki katıyı çözecek kadar su ilavesi yapıyorum. Yani ilave ettiğim su sadece bunu çözebiliyor. Yani çözelti zaten doygun yani artık çözemiyor ama su ilavesi yapılınca ne yapar? Bunu da çözer Ve bu durumda zaten çözelti kütlemiz neydi arkadaşlar çözelti kütlesi deyince çözücü kütlesi, Artı tabi ki çözünen kütlesidir. E şimdi sen ilavesini yaptın. Çözücü ilavesini yaptın. E çözücü de bir miktar çözüneni zaten çözdü. Yani o zaman otomatikman çözelti kütlesi arttı. Peki çözelti derişimi ne olur? Şimdi derişim neydi? M eşittir. N bölü V idi. Sen şimdi hacmi artırdın. Evet doğru. Evet hacim arttı ve bir miktarda e, madde çözdük değil mi? Mol da arttı yani çözülen maddenin molu da arttı. Ve tam arkadaşlar yani çözebileceği kadar artmış e, ilavesini yapmışız suyu. Yani burada mol ve hacim aynı oranda artmış oluyor. Dolayısıyla çözeltinin derişimi çözebileceği kadar suyu ilavesi yaptığımız zaman çözelti derişimi değişmez arkadaşlar. Peki kaynama noktası donma noktası gibi koligatif özelliklerde derişime bağlı olduğu için ki bir sonraki derste bunu anlatacağım arkadaşlar. O da arkadaşlar değişmez. Yani çözeltinin kaynama noktası tabii ki yüzün üzerindedir. Atıyorum 105 diyelim. Gene 105 olur. Peki buna bakalım. Şimdi diyor ki dipteki katıyı çözebileceğinden fazla su ilavesini yapıyoruz. Suyu daha fazla ilavesini yapmışız. O zaman bir kere çözelti kütlesi arkadaşlar otomatikman çözücü kütlesi artıyor. E diptekini de çözmüşüz. E, dolayısıyla çözünen kütlesi artıyor. Ama çözücü kütlesi tabii ki burada daha fazla artmış. Hatta bunu daha büyük bir okla gösterelim. Dolayısıyla çözelti kütlesi otomatikman artar arkadaşlar. Bunu böyle söyleyebiliriz. Peki çözelti derişim ne olur? Şimdi M eşittir N bölü V. Evet biz belki dipteki katıyı çözdük. Ama daha fazla miktarda e, su ilavesi yaptığımız için çözelti arkadaşlar doygunken artık doymamış hale geldi. Otomatikman derişimimiz azaldı. Peki kaynama noktası bakın bir sonraki derste anlatacağız. Derişime bağlıydı. Kaynama noktası ne kadar fazlaysa, ee, onun derişimi o kadar fazla olduğunu anlarız. Derişim küçülürse kaynama noktası azalır. O zaman arkadaşlar burada da kaynama noktamız azalır. Dolma noktamız artar. Hatta çözeltimiz elektrolit ise, yani elektrik akımı iletiyorsa o da zaten derişime bağlıydı. Ne kadar derişim varsa o kadar fazla iletir diyebiliriz. Elektrik iletkenliği de azalır bu durumda arkadaşlar diyebiliriz. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi gelelim çözeltilerin karıştırılması kısmına. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bakın bir çözelti var elimde. Başka bir çözelti var. İkisini karıştırıyorum. Bakın ne oluyor? Bir artı ikinci çözeltileri burada e, muhafaza ediyorum. Şimdi burada e, arkadaşlar bizim olayımız ne? Bu çözeltinin bir derişimi var ve de hacmi var mı? N1 çarpı V1. Aslında biz bunu ne topluyoruz biliyor musunuz? Bakın bunun molünü buluyoruz aslında. N1 olmuş oluyor aslında bakarsın. Çünkü M eşittir N bölü V olunca aslında burada ne olmuş oluyor? N eşittir M çarpı V oluyor. Yani birinci maddenin molü olmuş oluyor. Peki burada arkadaşlar gene bunun derişimi M2, bununki hacmi V2 olursa bunun da e, N2 olmuş oluyor. Arkadaşlar burada aslında biz mollerini topluyoruz. ne oluyor? İşte M3 çarpı V3. Kaç tane varsa fark etmez. Bunları toplayarak en sonunda son derişim ve son hacim. Peki son ee, hacim ne olur? Tabii V1 artı V2 artı V3 diye bunu ifade edebiliriz. Ama onun yerine hiç gerek yok böyle formülize etmeyi. Ne yaparız? Zaten bak biz son durumdaki değişimi istiyoruz ya M eşittir N bölü V. E zaten çözünen maddenin mollerini toplarsak, toplam hacmi de bulursak al sana işte son durumdaki e, çözeltinin derişimi. Yani moller toplanır Evet, hacimler toplanabilir. Ama bakın, bir şey söyleyeceğim. Derişim bir orandır, toplanmaz. Ya yani şöyle bir şey yapmıyorsun sakın ha. Mesela diyelim ki bunun işte derişimi 0.2 molar, evet. Bunun derişimi 0.4 molar, evet. Toplam derişim 0.6 molar falan değil arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Derişim bir orandır. Derişim çözünen bölü çözelti hacimidir. Tabii ki moller toplanır, e, hacimler toplanır ve molü hacime bölerek biz oranı buluruz arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Mesela şöyle bir şey de söyleyelim. Elinde mesela diyelim ki 0.2 molarlık bir e, sodyum hidroksit çözeltisi olsun diyelim. Şimdi ben bunun yarısını bir yere boşaltsam. Bakın ne olur derişimimiz? Arkadaşlar derişim değişmez. Niçin değişmez biliyor musunuz? Evet belki çözücü gidiyor ama çözücüyle beraber çözünen de gidiyor. Yani yarısını bir kaba almak falan arkadaşlar çözeltinin derişimi değişmez veya bakın 0.2 molarlık arkadaşlar başka bir sodyum hidroksit çözeltisine gelsem bunun için aktarırsam bak bunun derişimi 0.2 molar, bunun derişimi 0.2 molar o zaman gene derişimi 0.2 molardır yani oranımız değişmez. Çünkü aynı orandaki maddeleri karıştırıyoruz burada. Ne zaman değişir? Derişimleri farklı olduğu zaman değişir. Şimdi bununla ilgili sorular yaparsak daha iyi algılarız diye düşünüyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar ne var elimde? Elimde 0.1 molar 300 mililitre sodyum klorür var. 0.8 molar 200 mililitre sodyum klorür var. Bunları karıştırıyorum. O zaman solunumdaki derişimi sormuşuz. Şimdi arkadaşlar bakın. Birinci çözeltimiz neymiş? Birinci çözeltimizin derişimi ben formülden yapmayacağım. Aslında formülden yapmayacağım diyorum ama formüle geliyorum gene aslına bakarsanız. V1 ne oluyor arkadaşlar 0.3 litre diyelim mi hani 300 mililitre 0.3 litre bunu böyle yazabiliriz. O zaman bakın mol neydi mol arkadaşlar n bölü v idi o zaman yani daha doğrusu derişim n bölü v idi o zaman mol ne olur m çarpı v olmuş olur o zaman bunun molu ne olur bu durumda? İkisini çarparsam 0.1 ile arkadaşlar 0.3'ü çarptığım zaman 0.03 mol'lük elimde sodyum klor olduğunu bulurum. Bak benim çözeltimiz bu. İkinci çözeltimize bakalım arkadaşlar. İkinci çözeltimizde ne var? Ona bakalım. İkinci çözeltimizde de 0.8 mol'armış evet ve e, 0.2 litreymiş. E, o zaman bakın derişim belli, hacim belli. E, Mol'ü bulalım. İkisini çarparsam 0.8 ile 0.2'yi çarparsam e, 0.16 mol gelir öyle değil mi? Şimdi bize son durumda derişimi soruyor. Derişim nedir? M eşittir. N bölü V'dir. O zaman N toplam bölü V toplamda son durumdaki derişime gelmiş olur. O zaman ne yapacağız? Arkadaşlar hemen yapalım. Bak moller toplanır dedik. 0.3 buradan. Evet. Diğer 0.03 buradan. Diğer taraftan da 0.16. Bölü toplam hacim. Ne olur? 0.3 artı 0.2. Bunu böyle yazabiliriz. O zaman bakın 0.19 bölü 0.5'ten bir sayıyı 0.5'e bölmek demek onu aslında 2 ile çarpmak demektir. O zaman ne olur? 0.38 molar gelir. Cevap da buradan C şıkkı gelecektir arkadaşlar. Tamam böyle yapıyoruz. Hani tabi bunu böyle de yapabilirsiniz. M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M son V son yapabilirsiniz ama şimdi bu karışacak. Neden karışacak biliyor musunuz? İyon derişimi olacak birazdan. İyon derişimi gelince burada şaşırabilirsiniz. O zaman tesir değerli falan çarpmanız lazım. Sıkıntı yaşarsınız. Bence direkt böyle yapın işi e, böyle yokuşa e, getirmeyelim arkadaşlar. Şimdi bakalım mesela burada olduğu gibi ne demişiz şimdi bakın nitrat iyonları derişimini vermişiz elinde magnezyum nitrat var bunun çözeltinin hacmini vermişiz. Bunun üzerine e, bir miktar potasyum nitrat ilavesini yapıyoruz. Nitrat derişimi 1.9 oluyormuş. A kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın M1, V1, M2, V2 falan yaparsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden bakın hiç gerek yok ezberlemeye. Biz ezbere bir şey anlatmıyoruz size. Ne yapacağız? Şimdi bakın en ne var? Magnezyum nitrat var. Şimdi magnezyum nitratı geçen derste biz iyon derişimini falan size vermiştik biliyorsunuz değil mi? Nasıl yoğunlaştırıyorsunuz? Ortamda magnezyum artı 2 ve iki tane nitrat eksi bir şeklinde bunu yazabilir miyiz? Bence yazarız. Peki diye diyor? Bak nitrat iyonları derişimi 0.4 molarmış. Evet bunu böyle yazdık görüyorsunuz ki. O zaman bak bu 0.2 molarmış hatta. Bu da 0.2 molarmış. Çünkü neden? Bakın 2'ye karşılık 0,4 ise 1'e karşılık 0,2, 1'e karşılık 0,2. Bak buradan bunu bulabiliyoruz. Bak magnezyum iyonları derişimde bile bulabiliriz. Bakın buradan hemen olayı yapabiliriz. Ne demiş bakın arkadaşlar? Bakın derişim belli. Evet. Hacim ne kadar? Hacim diyor ki e, 200 mililitre. Yani hacimi litre alacağız. 1000'e bölersem 0,2 litre. Biz arkadaşlar bakın bunun üzerine potasyum nitrat ilavesi yapıyorum. Hemen bunun molünü bulalım. Değil mi? Mol çünkü madde miktarı. Neydi mol? Arkadaşlar M eşittir N bölü V olunca mol aslında deri içinde hacmin çarpımı. İkisini çarparsam ne olur? 0.04 mol olur. Bak o zaman 0.04 mol, mol magnezyum itrat ne kadar iyon vermiş aslında? 0.04 molluk magnezyum vermiş. Aynı zamanda da arkadaşlar bak 1'e e, 0.04 1'e 0.04 2'ye de arkadaşlar 0.08 mol nitrat vermiştir. Zaten bakın molde nasıl geçiyorsak derişimde aynı şekilde geçebiliyoruz. Bunu burada biliyoruz zaten değil mi? Peki diğer maddemiz kim? Diğer maddemiz de potasyum nitrat. Potasyum nitratı hemen açalım. Demiş arkadaşlar K artı ve NO3 eksi. Bunu biliyoruz zaten değil mi? Ne diyor? A mol ilavesi yapıyoruz. Bak katı ilavesi yapıyoruz. Katı ilavesi yapınca hacim pek değişmez zaten. Onu söyleyelim. O zaman bakın bu da A moldür. Bu da A moldür. Şimdi ne diyor bize arkadaşlar? Diyor ki Nitrat iyonları derişimi şu kadar oluyor. Şimdi nitrat dediğimiz şey nedir? O zaman baktığımız zaman m eşittir n bölü v değil mi? O zaman bakın toplam nitratın mol sayısı bölü toplam hacim olarak almayacağız mı bunu? Evet bence alacağız. Peki ne kadar nitrat geliyor? Bakın buradan gelen yani şu birinci çözelten yani başlangıçta gelen 0.08 mol artı e, diğer ilave ettiğimden de a mollük geliyor bölü toplam hacim. E, şimdi zaten ilk çözeltimizin hacmi 0.2 litreydi. Bundan hacim gelmiyor. Yani katı ilavesi yapınca çözelti hacim pek değişmiyormuş demek ki. Direkt hacimimiz 0.2 geliyor. Eğer gelseydi onu da ekleyecektim bakın. Bu da neymiş? Bu da arkadaşlar 1.9. Hatta bak şöyle yazalım. 19 bölü 10. Yani bu M derişim mol bölü hacim. Bakın yaptığımız şey başka bir şey değil. Aynı şeyi yapıyorum. İçler dışlar çarpımı 19'da 2'yi çarparsak 38 ama bir sıfır kaydırırız. 3.8 eşittir. E, 0.8 artı 10 tane A olur arkadaşlar. Buraya atarsak 3 eşittir 10 A. A da buradan 0.3. Zaten biz bunu istiyorduk. Cevap da burada bakın C şıkkı olmuş oluyor. Bence anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın ezbere bir şey yapmıyoruz burada. Şimdi buna bakalım. Tabi yavaş yavaş zorlaşacağız. Ama zor değil yani çok böyle aşırı zor değil. Sadece mantığını kuramayanlar için diyelim. Biraz zorlanabilirsiniz ama bence bu işi çözeceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar ne demişiz? C molar 200 mililitre alüminyum sülfat var. Gene 2 C moler 300 mililitre sodyum sülfat var. Bunlar karıştırılıyormuş. Sülfat iyonları derişiminin ne olduğunu sormuş arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şimdi elimde alüminyum sülfat var. Görüyoruz değil mi? Şimdi, alüminyum sülfatı biz nasıl açacağız arkadaşlar? Bakın bu tarz şeylerde hep açmamız gerekiyor. Geçen derste anlatmıştım. İki tane alüminyum var ama yükü artı 3'tür. Üç tane sülfat var yükü de eksi 2'dir. Ne demiş bak? C molar demiş bak derişimi vermiş. Evet. Hacmi litre alalım. Çünkü mol alacağız ya. 200 litre yani 0.2 litre oluyor. Mol ne olur arkadaşlar? İkisinin çarpımı değil mi? Yani 0.2 çarpı C mol oldu. Peki bize sülfat lazım ama hepsini bulalım isterseniz. Bak 1'e karşılık 0.2 mol C e, 2.0.2 C mol ise burası 0.4 C mol'dür. Burası da 0.6 C mol'dür. Bunu böyle yazmış olduk. Pekala. Diğeri kim? Sodyum sülfat. Sodyum sülfatı hemen nasıl yazacağız? 2 tane sodyum artı 1 artı sülfat eksi 2 şeklinde bunu yazıyoruz. Peki 2 C molar bakın derişim bu arkadaşlar. Hacmi 0.3 litre oluyor. Peki mol ne oluyor? İkisini çarparsak 2 çarpı 0.3'ten 0.6 mol, 6 C mol oluyor değil mi? Bunu şöyle yap C de var ya zaten C'yi bulacağız. Peki 2'ye karşılık 1.2 C mol oluyor. Sülfata karşılık bak 1'e karşılık da 0.6 C mol oluyor. Şimdi diyor ki karıştırılınca sülfat derişimi kaç C olur diye sormuş. Şimdi sülfatın derişimi, yani derişim dediğimiz şey nedir? M eşittir N bölü V'dir. O zaman sülfatın derişimi ne olur diye bakarsak tabii ki ortamdaki toplam sülfatın mol sayısı bölü toplam hacim olmaz mı? Peki ne kadar sülfat geliyor? Bak buradan gelen sülfat 0.6 C mol. Evet. Buradan gelen de 0.6 C mol. Evet. Bölü toplam hacim. Ne kadar? 0, yani 200 litre. yani 0.2 litre burası geliyor 0.3 litre de buraya geliyor o zaman ne olur 0.2 artı 0.3 böyle bunu yazabiliriz o zaman ne olur bakın burası 1.2 c mol bölü 0.5 bakın üst tarafa mol yazdım alt tarafı litre yazdım yani derişimini bulmuş oldum bir sayı 0.5'e bölmek demek onu 2 ile çarpmak demektir 2.4 c molardır zaten bize onu soruyor kaç c molar diye soruyor cevap da burada a şıkkı olacaktır. Bence anlıyorsunuz değil mi? Evet. Hadi bakalım biraz grafiklere bakalım. Hocam bu grafik sorusu nereden çıktı demeyin arkadaşlar. Sınavlarda gelebilir. Şimdi bakalım. 1 litre hacimli alüminyum hidroksit çözeltisine 0.2 molar magnezyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde OH iyon derişimini bize vermiş. Buna göre çözeltinin hacmini bize soruyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şimdi elimde Alüminyum hidroksit var değil mi? Alüminyum hidroksite bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi nasıl iyonlaştırırız? Alüminyum artı 3 artı 3 tane OH eksi bir şekilde iyonlaştırmaz mıyım? Bence iyonlaştırırım. Şimdi OH derişimi bak burada 1.8 molarmış. Görüyorsunuz. Demek ki bu da e, 0.6 molar mı? Çünkü neden? 3'e karşılık 1.8, 1'e karşılık 0.6. Bu da 0.6 molar. Yani bakın elimde başlangıçta sadece alüminyum hidroksit olduğu için 0.6 molara karşılık 1.8 molarlık e, hidroksit verebilmiş. Peki bunun üzerine ne yapıyoruz? Bakın ne demiş? Burada arkadaşlar 1 litre vermiş. Bakın derişim belli. Hacim 1 litreymiş. O zaman arkadaşlar bunun molü ne olur? İkisini çarparız. 0.6 mol olur. O zaman bizim arkadaşlar bunun mol sayısı 0.6 moldür alüminyumun ama hidroksit 3 olduğu için o da 1.8 mol olur. Zaten buradan bunu halletmiş olduk. Yani başlangıç özelliği burada çözmüş olduk. Pekala ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Magnezyum hidroksit ilavesi yapıyoruz. Şimdi magnezyum hidroksit OH tabi oradan da gelecek. Ortak bir iyon olacak burada. Magnezyum artı 2 artı 2 tane OH şeklinde yazabilir miyiz? Bence yazabiliriz. Şimdi bunun derişimi 0.2 mol aramış. Evet. Görüyorsunuz. Bak derişim belli. Bize bunun hacmini soruyor. Hacmini biz x litre diyelim mi? Mol ne olur? Bunun molü 0.2 çarpı x mol olur. O zaman bu da 0.2 çarpı x mol. Bak hep düzenli. Yazmalıyız. Yazmasak ben de yapamam arkadaşlar. 2'ye karşılık 0.4 x moldur. Bakın böyle yazmamız lazım. Peki son durumda bakın ne oldu? Bak OH buradan da geldi. Buradan da geldi. Ne dedim? Ben molleri toplayabildiğimi, hacinleri toplayabildiğimi söylemiştim. Peki M eşittir. N bölü V. Değil mi normalde? OH derişimi ne kadarmış arkadaşlar? Bakıyoruz son durumda. E, 0'ı 6'ya düşmüş. Yani 6 bölü 10'a düşmüş. Eşittir diyorum. Nedir bu? Toplam OH ne kadar mol? 1.8 buradan geliyor. Değil mi? 1.8 artı 0.4 x de buradan geliyor. Bakın toplam mol bu. Bölü toplam hacim. Ne kadar? 1 artı x litre. Evet. Bak görüyor musun? M, m eşit, m bölü ve molleri topluyorum. Hacimleri topluyorum ve derişim 0.6'yı bunu buradan eşitlemiş oluyorum. O zaman ne olur? İşler dışlar çarpma. Bakın bunu yapacağız. E, 18 artı 4 x eşittir. 6 artı 6 x oluyor. E, burası 12 eşittir. 2 x x de buradan 6. Zaten biz bunu istiyorduk. Çözelt demek ki 6 litreymiş diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim mi? Bak güzel sorular çözüyoruz ha. Peki buna bakalım şimdi. Ne yapmışız? Sodyum klorür ve kalsiyum klorür var. Hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hemen sodyum klorürü düşünelim ve açalım. Sodyum klorürü Na artı ve Cl eksi bir şekilde açtık bakın gördük. Neymiş bunun arkadaşlar olayı? 0.2 mol molarmış evet. Ve bunun hacmi de bak derişim 0.2 molar. Hacim de 0.2 litreymiş. Mol ne olur? İkisinin çarpımı değil mi? Yani 0.04 mol. Evet, bunu böyle yazabiliriz. O zaman bu da 0.04 moldür. Bu da 0.04 moldür. Yani başlangıçta böyle maddeler var ki bakın Sodyumun derişimi başlangıçta 0.2 molarmış. Klorun derişimi de 0.2 molarmış. Bakın başlangıçta ki bakın sodyum oradan gelmiş. Görüyor musun? 0.2'den gelmiş. Pekala devam edelim. Bak klor da sıfırı giden devam ediyor. Yani önemli olan şey bu. Şimdi kalsiyum bunun üzerine kalsiyum klor ilavesi yapıyoruz. Çözeltide başlangıçta kalsiyum klorür yok zaten. Kalsiyum ilavesi yapılarak klorla beraber oluşacak ama iki tane klor var. Bunu yazmamız lazım. Ne kadarmış derişimi? Bak derişim 0.4 molarmış. Hacim e, 0.2 litreymiş. Tabii ki görüyorsunuz ki. Mol ne olur? 0.08 mol'dur. O zaman bak ilave ettiğim madde ne kadar? 0.08 mol kalsiyum ilavesi yaptım ve 0.16 de klor ilavesi yaptım. Tamam mı? Peki şimdi sodyumun derişimi ne olur? Arkadaşlar bakın. M eşittir N bölü V. Değil mi? Görüyorsunuz ki. Bak sodyum molü sadece 0.04. Evet. 0.04 mol. Sodyum için yazıyorum. Eee. Peki hacim bakın hacim Buradan gelmiyor ki sodyum görüyorsunuz ki ama hacim geliyor. 0.2, 0.2 daha geldi. 0.2 artı 0.2 yani hacim 2 katına çıktı. O zaman ben yani derişim yarıya düşer zaten ama bakın ne olur. 0.04 bölü 0.4'ten derişim 0.1 molar oldu. Kim bu arkadaşlar? Sodyum. Yani sodyumun derişimi 0.2 molardan 0.1'e gelmesi lazım. Ki bakın o yüzden birinci grafiğimiz doğru olur arkadaşlar. İkinciye bakalım. Başlangıçta hiç kalsiyum yoktu. Evet. İlave ettim kalsiyum oldu. Peki kalsiyumun derişimi ne kadar kadar olduğu bakalım. Kalsiyum molü zaten bir yerden geliyor. 0.08 mol bölü hacim toplam hacim 0.2 artı 0.2'den 0.4. O zaman ne olması lazım? 0.2 mol olması lazım ama 0.4'e gelmiş. Olmaz. Kalsiyum hatalı vermiş. Peki klor ne oldu? Şimdi klor buradan da geldi buradan da geldi. O zaman klorun derişimi ne olur arkadaşlar? Toplam mol bölü toplam hacim 0.04 mol var. Evet. 0.16 oradan geldi. 0.04 artı 0.16 bölü toplam hacim yani 0.2 artı 0.2'den 0.4 litre olmuş oluyor. O zaman 0.20 bölü 0.4'ten 0.5 mol olması lazım. Evet başlangıçta 0.2 iken şimdi 0.5'e geldi. O zaman bu da doğru. Cevap da buradan C eşik oldu. Arkadaşlar bunu anlamışsanız konuyu anlamışsınızdır diye söyleyebilirim. Evet şimdi güzel orijinal bir soru daha yazdık arkadaşlar bununla ilgili. Bakalım bunu nasıl yapacaksınız. Biraz da hani böyle çözülme çok kelme olayları vardı. Hatırlarsınız diye düşünüyorum. Burada öyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi elimde e, kurşun nitrat var evet. Bir de sodyum klorür var. İkisini eşit hacimde karıştıracağız ve tam verimli tepkimi olacakmış ve kurşun klorür katısı çökmektedir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bu tarz sorularda çözülme çökelme tepkimesidir bunlar. Burada bir denklem yazmamız gerekiyor. Yazalım. Şimdi kim var elimde? Kurşun 2 nitrat var. Yazalım hemen arkadaşlar bunu. Evet bunu böyle yazdık. Bununla kimi karıştıracağım? E, sodyum klorür. Bakın burada yer değiştirme tepkimesi olacak. Neden? Çünkü biliyor musunuz? Kurşun 2 klorür çöküyor. Yani bakın aslında burada kurşunun yükü artı 2'dir. Nitratın yükü eksi birdir. Değil mi normalde? Ee, sodyum artı bir. Klor da eksi bir. Bak buradaki kurşun artı ile burada klor kendi bağlar. O zaman PbCl2 oluşur. Artı diğerleri de NaNO3 oluşuyor bakın. Tabi bu bakın demiş ki çöküyor demişiz. Yani kurşun klor için. O zaman buna katı yazarsak buna da suda yazacağız tabii ki arkadaşlar. Bunlar tabi çözelti olduğu için bunlar da suda. Tabi ki. Bunlar çözelti. Tabi tepkimeyi denkleştirmemiz lazım. İki tane klor iki tane e, şuraya iki yazarsam iki sodyum şuraya da iki yazarsam olay oldu evet bunu böyle yazmış olduk şimdi bakalım arkadaşlar ne yapacağız şimdi bizim üç tane kelimemiz vardı ya başlangıç tepkime sonuç şimdi bizim elimizde ne var bakın şimdi eşit hacim sorularında başlangıç hacimlerine yani şöyle diyebiliriz kurşun nitrat için arkadaşlar hacmi 1 litre alabiliriz. Zaten çözeltinin derişimi 0.1 molar vermiş. Bakın derişimi 0.1 molar vermiş. Hacimde 1 litre alabilirsiniz bu tarz sorularda. V de alabilirsiniz ama işlem kolaylı olur. Mol zaten derişimle hacmin çarpımı olduğu için ne olur? 0.1 mol olur. Yani elimde demek ki başlangıçta 0.1 mol kurşun nitrat var diye kabul edebiliriz. Diğer maddemiz kim? Sodyum klorür. Onun da derişimini 0.5 molar vermişiz. Hacmi 1 litre olursa molü ne olur? 0.5 mol olur olur mu? Evet bundan da 0.5 mol varmış arkadaşlar. Tabi ne yapıyoruz? Bunlardan daha yoktur. Pekala ne yapacağız arkadaşlar şimdi burada? Arkadaşlar tabi bunlar tepkimeye girecekler değil mi? Ne olur? Bak buradan 0.1 gittiğinde birden bak bir sıfır 0.1 gittiğinde iki katsayıdan 0.2 gider. Bir katsayıdan 0.1 oluşur. İki katsayıdan da 0.2 oluşur. Son durumda arkadaşlar hiç kalmaz artık buradaki Kurşun nitrat çözeltiğimizden. Buradan arkadaşlar 3 mol e, artar maddemiz. Artmış olur. Buradan 1 mol madde oluşur. Ve buradan da 2 mol madde oluşur. Tamam mı? Bunu böyle yazdık. Peki şimdi bakalım. Demiş ki Çözelti, e, sodyum ve nitrat yonları seyirci yonlardır. Şimdi hatırlarsanız ben şunu söylemiştim daha önceki derslerimizde. Yani burada arkadaşlar kimler çöküyor? Bakın buradaki kurşun artik ile buradaki yani buradaki kurşun artik ile buradaki klorür tepkime girerek e, kurşun klorür katısını oluşturuyorlar ve bu bizim arkadaşlar net iyon tepkimimizdir. Peki diğer maddeler yani başlangıçta sodyum çözünüyor, nitrat çözünüyor, yine çözünmeye devam ediyor. Bu maddeler ise arkadaşlar seyirci yonlardır. Dolayısıyla bu doğru. Evet. Peki, karışım elektrolit mi? Elektrolit demek çözeltiyi elektrik akımını iletir demek. Evet, ortamda iyon var mı? Var. Arkadaşlar, ortamda sodyum iyonları var, nitrat iyonları var. Aynı zamanda arkadaşlar bu artanlar da var. Dolayısıyla karışım elektrolit de ifadesi doğru oluyor. Elektrik akımı iletir yani iyon olduğu için. Şimdi burada iyon derişimini nasıl bulacağız? Şimdi bakın, kurşun klor zaten bu katı olduğu için bunun bir iyon derişimi olmaz. Bunu bir kere iptal ediyoruz arkadaşlar. Bu katı. Zaten bu da bitmiş. Kim var elimde? Tabii ki. Elimde Bakın görüyorsunuz ki 0.3 mol sodyum var. Ee, sodyum klorür var ve 0.2 mol sodyum nitrat var. O zaman şimdi bakın sodyum klorür hemen bakalım analiz edelim. Sodyum klorür de zaten sodyum artı ve klor eksi bir değil mi? Ne kadarmış bu? 0.3 molmuş. Bak 0.3 mol buradan 0.3 mol sodyum ve 0.3 mol klor iyonu var ortamda. Çünkü artan madde çözünüyor zaten. Diğer maddemiz de sodyum nitrat. Onu da şöyle yazalım arkadaşlar. Sodyum nitrattan ne var? sodyum artı 1 ve nitrat eksi 1 var. O da artan maddemiz kim? 0,2 molmuş bu da arkadaşlar. O zaman 0,2 mol buradan var. 0,2 mol de buradan var mı? Bunu da böyle yazabiliriz. O zaman arkadaşlar şimdi elinde kimler var? Bak elimde görüyorsunuz ki 0.3 artı 0.2'den elindeki sodyum mol sayısı 0.5 mol oluyor. O zaman şimdi sodyumun derişimi ne olur diye bakarsak. Derişim neydi? Derişim demek M eşittir N bölü V demekti. Sodyumun derişimi toplam mol sayısı yani 0.3 artı 0.2 0.5 mol'lük sodyum var. Bölü toplam hacim. Toplam hacim 2 zaten ne olur? 0.25 mol olur. Bakın bunu böyle yazabiliriz. Pekala devam edelim. Klor ne kadar var? Klorür de arkadaşlar zaten şuradan var görüyorsunuz ki. O da 0,3 molarmış. Yani 0,3 bölü toplam hacim 2 olduğuna göre 0.15 molar oluyor. Evet bunu da yazabiliriz. Peki nitrat ne kadar arkadaşlar? Nitrat da zaten 0.2 molar var görüyorsunuz ki. Nitrat derişimi de bu durumda 0.2 bölü 2'den o da 0.1 molar. O zaman toplamı sormuş 0.25, 0.15, 0.41, 0.1'den 0.1'den toplam ne kadar var? Toplam arkadaşlar 0.5 molar vardır ama 0.6 demişiz. O yüzden bu yanlış olur. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Son şıkkı bak bu olayı artık iyice yani üst düzey yapan ama bunu anlayan adam bence şu soru kaçırmaz. Onu da söyleyin. Bence bunu iyice anlamaya çalışın eğer anlamamışsanız. Bu şekilde cevabımız da ne oluyor? Bursa olmuş oluyor arkadaşlar. Ve böylelikle arkadaşlar bu kısmı bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimiz de kolligatif özellikler üzerine olacaktır. Umarım fayda sağlamışızdır. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>